Efendim iyi günler değerli izleyiciler. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Evet, Türkiye gündemindeki 30 Mart yerel seçimlerinin sıcaklığını hala koruyor. 30 Mart'ta seçilip bugüne değin görevine başlayan belediye başkanları, siyasi parti ile ilçe başkanları, meclis üyeleri, il genel meclis üyesi ve yanı sıra en küçük, en resmi birim muhtarlar da görevlerine başladı. Evet, görevine başlayıp görevinin başında olan bir muhtar daha var. Evet. Gaziantep Şehit Kamil'e bağlı Bilek muhtarı Durmuş Kılınç. Efendim nasılsınız? Hayırlı olsun. Sağ olasın. Allah razı olsun. Cümlemize de hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ha, ben teşekkür ederim. Çok güzel bir köyünüz var. İnşallah. Arkada doğru. Görüyoruz. İnşallah. İnşallah. Bilekli biraz tarif edelim mi? Hangi yol üzerinde? Bu ana yol var ama biraz. Bilekli eski yol dedi takibiyle, tabiriyle. Arılı yolu üzerinde. Arılı. Eskinizip yolu. Eskinizip yolu. Gaziantep'ten Eskinizip'e giden herkes evet. Bilekli'den geçiyor. Bilek'in içinden geçiyor. Evet. Her geçeni misafir edebilir misiniz? İnşallah baş tacı misafir evet. Başımızın üstünde yeri vardır. Evet, siz misafirperversiniz. Çok misafirperver bir sıcak mahalle. Elbette. İnsanlar Durmuş muhtarım. Bu dönem seçildi efendim. Kaç aday vardı muhtarım? Mahallemizde 3 tane adayımız vardı. 3 adayımız vardı. Kaç oy aldınız siz? Biz 500 oy aldık. 500 aldık. Seçmen sayımız kaçtı muhtarım? 1439 taneydi. Yani 9 tane şeyimiz geçersiz mi var? Ölü veya geçersiz mi? 1430 tane seçmenimiz var. 1430. Nüfusumuz ne efendim? Nüfusumuz 3000 küsur herhalde. 3000'in üzerinde. 3000'in üzerinde yani. Efendim, daha fazladır galiba. Normalde bütün şehir yasası çıkmadan önce bu nüfustakiler belde oluyordu ama tabii, şehir yasası çıkınca mahalleye dönüştünüz. Elbette doğru. Türkiye'de her mahallede olduğu gibi tabi burada da eksikler var değerli izleyiciler. Evet. Buranın da sorunları var diyebiliriz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Muhtarım gelir gelmez göreve başladı. Çalışmalarını hızlandırdı. Gerekli resmiyelere girişte bulundu. Röportaj ücreti söyledi. İnşallah. Ara sokaklardan başlayalım muhtar. Parke taşı ihtiyacınız var mı? Bakımsız sokaklar var mı? Şimdi ara sokaklarda zaman zaman ihtiyaçlarımız var. İhtiyaçlarımız var. Yani bunların giderilmesi için yetkili mercilere başvuruyoruz. İnşallah bunlar da çok yakın zamanda yapılacaktır. Yapılacak. Yapılacak sözünü aldık. Aldık. Efendim su sorunu yaşıyor muyuz? İçme suyu su ya da? Su sorunu da çok çileli bir yerden 5 kilometre mesafeden suyumuzu getirdik. Köyümüzün karşısında büyük bir depo yaptık. Depodan o hatta arıza vermediği sürece çok sorunumuz yok şimdi şu anda. Sorun. Yok. Sulama suyu sorunu var mı? Sulama sistemimiz yok bizim de. Sisteminiz yok. Köyün uğraş alanı tarım mı? Şimdi bizim köyümüzün, mahallemizin uğraş alanı genelde fıstıkçılık. Fıstıkçılık, bağcılık, zeytincilik. Çok meşhurdur, çok. Maşallah. Bu sene var mı üretim, nedir efendim bu sene? Bir sene oluyor, hadi bir sene olmuyor. Geçen sene de vardı, 2018'de var, 2019'umuz boştur. Bu sene diyorsun borçtur, biraz sene, işte. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Köy göç veriyor mu efendim muhtarım? Köyümüz işte göç vermiyor. Hatta göç alıyor. Göç alıyor. Ha. Güzel. Göç alıyor. Göç alıyor. Çünkü köyündeki yaşam güzel, doğal yaşam. Şimdi ulaşım şartları çok hoştur. 7 dakika mesafede doğru. Buradan şehre gidilebiliyor. O zaman bu kadar avantajlıyken sağlık durumu nedir? Sağlık ocağımız var mı efendim? Sağlık ocağımız bizden önce belediye ve nahiye olan Arıl kasabasında sağlık ocağı olduğu için bizi ondan bir şey de görüyorlar. Bize sağlık ocağını vermekte şimdi zorlanıyorlar. Bizim tek sağlık evimiz var. Sağlık eviniz var. Sağlık evimiz var. Görevli var ama, mı efendim? Ama bir ebemiz var. İhtiyacımızı gidermiyor. Yetersiz kalıyor. Çok yetersiz. Nüfus 3000 küsur olunca. Çok yetersiz. Bir salı günü aile hekimi geldiğinde burası çok berbat oluyor. Ya, çok yığılıyoruz başına. Sıraya giriyorlar. Sıraya giriyorlar. Bir yağmur yaş olduğunda veya güneş sıcak olduğunda bu hanımlarımız, kızlarımız, gelinlerimiz zorlanıyor. Oturacak bir sehpası daha yoktur. Yok. Orada zorluk çekiyor. Mutlaka ihtiyacımız var. Buraya bir bu konuda destek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı. İnşallah Sağlık Müdürlüğü'ne dilekçemizi vereceğiz. Bunun evet. Daha büyümesi için, gelişmesi için başvurularda bulunacağız. Evet. Şöyle. Evet. Kolay gelsin diyoruz. Sağ olasın. Efendim tabii burası büyük bir köy dedik. 3000 küsur insanın yaşadığı bir köy. Huzurlu bir köy aslında. Çok huzurlu. Köyde asayişte düzgün. Çok şükürler olsun. Hiçbir şey yok. Huzurlu köy olması bizi de ayrıca memnun ediyor. Çünkü biz köylerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
kent yaşamından çok daha kaliteli bir yaşam var burada. Bence doğal yaşam bu. Doğru, doğru. Yani mazot kokusu yok, egzoz kokusu yok. Temiz berrak bir havası var. Temiz berrak bir havası var. Evet. Efendim Bilek Köyü gerçekten güzel bir köy. Devam ediyoruz muhtarımla. Tabii ekilebilir alanlarınız geniş sanıyorum. Sizin araziniz ne durumda? Ekilebilir alanlarımız bayağı geniş. Bir takım o 87'de gelen tapulama. Tapulamada biraz yerlerim çok hazine gitmiştir. Biraz daraltmıştır o ekilenecek alanlarımızı. Mazotun ve gübrenin pahalılığından inan ki ekinciliği unuttuk. Ekinciliği unuttuk. En önemli sorun belki. Zararına çalışmaktansa hiç çalışmayak daha diyoruz. Daha eftal diyoruz. Ekinciliği unuttuk. Ha, bu saatlerde, bu günlerde bizim köyde damarında bir gram kanı olan elde kalmaz ki yolma zamanıydı. Şu hasat zamanıydı. Maalesef daha da bir insanımız daha yoktu şimdi. Ekincilik adına. Bu konu Türkiye'nin önemli bir konusu. Evet. Tarımsal destekleme ihtiyacı var. Değerli yetkililere sesleniyoruz. Çiftçi önemli. Çiftçi kıvranıyor. Çiftçi sıkıntı yaşıyor. Mazot, gübre pahalı. Şimdi kendi malımızı daha iyi bak süremiyoruz. Bir de sürmüşük otlanmış. Mazotun yüzünden süremiyoruz. Çünkü pahalı. Çok pahalı. Bu konuda zannedersem bir takım çalışmalar yapılıyor. Tarımsal destekleme anlamında var. Bizim bilgimiz var muhtarım inşallah. Doğru. Size de bu destek gelecektir. Geliyor da. Biraz daha fazla destek vermek lazım. İnşallah. Desteklemek inşallah. Gerekiyor. Muhtarım sonlara doğru yaklaşıyoruz. Şimdi eğitim durumu nedir? Sizde ilkokul vardı bildiğim kadarıyla. Bizim köyümüzde ilkokul var, ortaokul var. Lise için başvuracağız inşallah. Evet. Başvurduğumuzda bizim önümüze bu sefer de diyorlar ki bize yer gösterin. Bir okul yerine kadar lazım. 2 dönüm, 3 dönüm ise yer lazım diyorlar. Yeriniz var mı efendim? Yer bulmakta zorlanıyoruz biraz. Yer bulmakta zorlanıyoruz. Bulursunuz ama muhtar. İnşallah. Arazi alanı bulmaya çalışacağız inşallah. Siz çalışkan muhtarsınız. İnşallah. İhtiyar heyetiyle bir araya gelip netleştirebilirsiniz. Doğru. Bütün emelimiz de odur. Çalışmaktır. Vatandaşa hizmet yapmaktır. Başka da ne derdiniz olabilir ki yani? Evet, doğru. Peki son sorum yol, ana yol ve çevre yol. Köyün arkasında kalan, arka planda kalan yerler için eksiğiniz var mı? Şimdi köyümüzün ana yolu Fatma Şahin'den Allah razı olsun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'den Allah razı olsun. Onun sayesinde yollarımız sıfır asfaltta çok muazzam olmuştur. Onda bir sorunumuz yok, hiç de sorunumuz yok. Teşekkür ediyorum. Çalışan başkanım buradan. Elbette. İnşallah. Tıpkı çalışan muhtarlara teşekkür edeceğimiz gibi. Durmuş kılınca teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Bir ayrıntılı bilgiler için. Şöyle köye bir dönelim. Döndük. Güzel iki minareniz var. Doğru. Caminiz çok tarihi eskidir. Bu oranın arkasında biraz önce söylediniz eski kalan birkaç bina var değil mi? Köyümüzün, eski yerleşim yeri köyümüzün orası. Köyümüzün en eski yerleşim merkezlerinden yerleşkesi. Orada insan dahi oturmuyor. Artı nüfuslar ayrılmış başka yerlere gitmiştir. Ama oralar çok harabe olmuştur. Virane olmuştur. Yılan, akrep, daha türlü haşeratlar vardı. Zararlıklı haşeratlar var. Onların bir an evvel temizlenmesini, güzel bir ortam olmasını istiyoruz. Evet. En büyük emelimiz odur. Temizlenme derken dönelim muhtarım yine çevre temizliği yaptırıyordunuz mezarlıkta. Doğru. Evet. Çevre temizliği ne diyebilirim ki Allah razı olsun bir şeyimizle, dilekçe vermeden dahi bir tek lafımızla, tek telefonumuzla sağ olsunlar. 2-3 günden beri geliyor mezarlıklarımızı temizliyorlar. Sağ olsunlardır, Allah razı olsun derim. Evet, tabii emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Bu ülke ciddi, dürüst, çalışkan idarecilerle ilerleyecektir, büyüyecektir. İnşallah. Bu idarecilerden 53 bin adeti de muhtarlıklar anlamına geliyor. 53 bin muhtarımız var. 53 bin muhtarlık da önemli bizim için. Çünkü köylerin olmazsa olmazı muhtarlıklar kurumudur. Muhtarlıklar kurumunun önemini bir kez daha vurguluyor. Efendim Bilek Köyü muhtarına Gaziantep Şehit Kamil'e bağlı değil mi efendim? Evet. Şehit Kamil'e bağlı. Bağlı Bilek muhtarı Durmuş Kılınca teşekkür ediyoruz. Birazdan köye ineceğiz. Ara sokakları çekeceğiz, yolları çekeceğiz. Çevre düzenleme sapıları çekeceğiz. Sonrasında bakalım bir sonraki konu ve konuklarda nerede olacağız? Biz yine sorunları ekrana getirmeye sürdüreceğiz. Bir sonraki konu ve konuklara görüşmek üzere muhtarıma teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili muhtarım. Ben teşekkür ederim. Güzel.